imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim. Çok etkilendim. Ee, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ben tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşma dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmaya bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, yedi vakit namaz da kılıyorum. Eski Sizi ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamandır Şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Elif ve mutlu akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler yine yepyeni bir her an Kur'an, her an mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamd eder, Allah razı olsun. Bizler iyiyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah hepiniz iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz Muhtemelen Hocam. Sizinle onların mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. İhlas inşallah bugün konumuz. Uygun görseniz ilk sualimizden başlamak istiyoruz. İnşallah. Muhtemelen Hocam dinin yaşanması ile ihlas kavramı arasındaki ilişki nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk bizleri bir araya getirdi. Dinin yaşanması ile ihlas kavramı arasındaki ilişki nedir? Sualin cevabı Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Ekrana bunları hemen aktarabilirsek birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek 2. safa 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği müjdeye tabi olmak 3. safa ruhunu Allah'a teslimi dördüncü safa fizik ucuna Allah'a teslimi, beşinci safa nefsini Allah'a teslimi ve altıncı safa ihlasa ulaşmak, irşada ulaşmak. Yedinci safa da iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse dinin yaşanması ki din yedi safa dört teslimle oluşuyor. Dinin yaşanması ile ihlas arasında yüzde yüz bir paralel ilişki var. İhlas, yedi safa hedef emirlerin altıncı safhasını oluşturuyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Öyleyse din deyince kesinlikle akla ihlas gelmesi lazım. Bu sebeple ya ihlas ya iflas. Neden ya ihlas ya iflas? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mürşidine tabi olmasa ve üç teslimi gerçekleştirmese, ihlasa ulaşmasa, o zaman otomatikmen tedrici basamaklar içerisinde iflasa doğru gidecektir. İflas ne demektir? İflas Allah-u Teala'nın Kevb Suresinin 105 ve 106. ayet-i Allah'ın ayetleri ve Resulleri ile alay edenlere Allah'ın mizan tutmaması demektir. Yani insanların dünya hayatını yaşarken kazandıkları pozitif dereceler var, kaybettikleri negatif dereceler var. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse kesinlikle o kişinin ameli boşa gidiyor. Ama sadece kendi ameli boşa gidiyor. Fakat başka insanların o kişi yaptığı zulmün sebebiyle kazandığı pozitif dereceler her zaman var. Ne zaman onlar da boşa gidiyor? O kişi Allah'ın ayetleri ve Resulleriyle alay ettiği zaman Allah ona mizan tutmuyor ve iflas ediyor. Yani o kişinin artık hiçbir sebeple kazandığı pozitif bir derece, tek bir derece bile yok. Böyle olunca adalet mizanın iki kefesi var. Eğer kefelerden bir tanesi sıfırsa, diğerine hep negatifse, öyleyse böyle kişiye mizan tutmak gerekli değil. Bu insan iflas ediyor. İnsanlar ihlas sahibi olmayı işten büyük bir istek duymak suretiyle değerlendiriyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. İhlasa ulaşmak afetlerin yerini tamamen ruhunu hasretlerini faziletler olarak yerleştirmekle mümkündür. İhlasın giriş kapısı da tıpkı diğer kavramlar gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kesinlikle ameli boşa gidiyor. Eğer kişi ayet ve hadislerle alay ederse o zaman temeli iflas eden birisi oluyor. 14 asıl level Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'le birlikte 7 sefa dört teslimi yaşayan sahabe Beyne suresinin beşinci ayet kerimesiyle ihlas farz kılınmış ve sahabenin hepsi de Bakara 139'a göre bu farzı yerine getirmişler. Hepsi ihlasa ulaşmışlar Bakara 139. Kula haddücene attuhaccunene fillahi huve rabbuna ve rabbukum lena amalüne <laughs> lekum amalikum ve nehnu lehu muhlisun. Siz Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? O da bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size, biz ona muhlis olanlarız. Yani muhlis kişi yaptığı her şeyin pozitif olduğu bir dizaynı ifade ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Mutluluk hocam ihlas makamına ulaşan insanların hidayet meşalesi olması ne demektir? İhlasa erilmişlere ne mutlu. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Ne demektir bu? Din yedi safa dört teslimi muhtevasına alıyor. Bu yedi safanın altıncısında kişinin muhlis olması ifade ediyor. Bundan önceki kademede Ulul Elbab ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'a yakın olan kullar var. Sahabe sual soruyor kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın az kullarıdır. Şimdi Kur'an ehli deyince ulu elbab, Allah ehli deyince muhlisler, Allah'ın az kulları deyince salihler anlamamız lazım. Zaman ihlas makamına ulaşan insanların hidayet meşalesi olması, onların Allah ehli olarak, devamlı olarak başkaları için yaşaması demektir. Onlar hep başkaları için yaşayan insanlardır. Zamanımızda yaşayan insanlar hidayeti bilmiyorlar ve onlara hidayeti öğretecek olan dünya üzerinde sizlerden başka yani biz muhterem efendimizin öğrencilerinden 7 sava 4 tesmi yaşayan başka kimse yok. Bizler Allah Teala'nın yolunda birer hidayet meşaleziyiz. Hidayet nuruyuz. nuruyuz. Allah'a davet edenleriz. Allah'ın ayetleri yolumuzu aydınlatan bir meşaledir. Ve bundan 14 asıl evvel bize anlattığımız 7 safayı bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi yaşamışlar. Biz onların yoluna davet ediyoruz. Unutmayın ki görevimiz kabul ettirmek değildir. Tebliğ sunmaktır. Tıpkı Mevla'nın ifade ettiği gibi bana düşen anlatmak, zorla kabul ettirmek değildir. Öyleyse en üst seviyede bu daveti yapanlar Elbette Allah'ın salih kullarıdır. Allah'ın muhlis kullarıdır. Allah'ın mülevvabı olan kullarıdır. Ve sırasıyla diğerleridir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bu tarih hocam, ihlas makamının ötesi de var mıdır? İhlas makamının ötesi de var. Nitekim İhlas makamının ötesi salihlerdir. Ve Nahl suresinin bundan önceki ilas makamı ile hidayet açısının bir ilişki var mı? Evet, Allah'a davet edenlerin hikmetle davet etmesini Allah Teala emir buyuruyor. O da ila sabili bil hikmeti ve mevzati'l haseneti. Yani Allah'a davet edenler hikmetle ve güzel öğütle ki daha suresinin 125. ayet-i kerimesi bundan önceki bütün davetlere yer kişi ermiş evliya olmuş davet ediyorsa güzel öğütle davet ediyor. Bizik kucudun tesliminde güzel öğütle davet ediyor ama kim ki 5. safhada daimi zikre ulaşırsa artık o davet hikmetle davettir. 6. safa ihlasla hikmetle davettir. 7. safha salahta yine hikmetle Allah'a davet ediyor. Şimdi bundan sonraki ihlastan bir sonraki safhada var mı? Salah makamı. Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde allah Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki, emrediyor Al-İmran 104'te sizin işinizden bir ümmet bulunsun insanları hayra çağırsın marufla emrinsin ve münkerden neyesin. İşte onlar irşada ulaşanlardır. İşte bunlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Ulaike mülmüfehûn. <laughs> ve Yusuf suresinin 108. ayet kermesinde kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe bunu gerçekleştirmişler. Kul hazi sebili ad'u ilallahi ala vesiretin <laughs> ana ve men Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Dolayısıyla ihlastan sonraki makamda var mı? Evet. Hadis-i Şerif'te hilasa ermişlerine mutlu onlar hidayet meşalesidir. Ondan sonraki makamda kesinlikle onlar salih kullardır. Allah razı olsun. Allah size sonsuz olsun. Muhtemelen hocam uygun görürseniz konumuzda halkımıza sorular yönelttik. Bu videoyu yayınlamak isteriz. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Hilas makamından sonraki salah makamının sahibi olmak mutlak surette irşada ulaşmayı gerekir. Birinci sefada İrşada ulaşmak, ikinci iradeyi de Allah'a teslim etmek. Evliyalık makamların en yüksek makamı salah makamıdır. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Kişi irşada ulaştıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine nail olacaktır. Bu şekildeki bir varış son noktayı ifadedir ve salihlerden oluyor o kişi. Evet Allah razı olsun. Şimdi evet suale gelelim. İnşallah Mutlu Hocam konumuzda Halkımıza sorular yönelttik. Bu videoyu yayınlamak isteriz inşallah. İnşallah. Allah tüm insanların ihlasa ulaşmasını, halis kullar olmasını istiyor. Bunun için de öncelikle ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce hayattayken ruh Allah'a nasıl ulaşır? Başta merhametli olman lazım. İyi niyetli bir insan olman lazım. Allah bunları ister. Ee, öncelikle Allahu Teala'nın dediklerini yapmakla olur. Kendimizi Allah'a en yakın hissettiğimiz anda secdedir. Yani bunun başlangıç olarak buna namazdan başlayabiliriz. Allah'a ulaşmak doğaya, insanlığa zarar vermeyeceksin. Doğayı katletmeyeceksin. Elinden geldiği kadar doğayı yaşamı canlı tutmaya çalışacaksın hayatımızda başımıza kötü şeyler gelmeden hastalık kötülük fakirlik vesaire gibi kötülükler maddi manevi kötü şeyler yaşamadan hayatın kıymetini değerini bilmek E tabi tüm bu düzeni yaradanın da e, kıymetini bilip ona şükretmek her zaman gerekiyor yani benim içimde her zaman olan bir şey e, aslına bakarsanız herkesin içinde var bu sadece ee, toplumun bakışı yüzünden kimisi daha dışında yaşıyor, kimisi daha içinde yaşıyor. Yani genelde insanın iç dünyasında zaten doğuştan gelen bir inanma, inanmaya muhtaç olma güdüsü var. Bu taraf hocam bir misafirimiz kendimizi Allah'a en yakın hissettiğimiz an secdedir dedi. Secdede Allah'a yakın olmak ile Allah'a ulaşmak aynı muhtevada mıdır? Allah razı olsun. Tabii ki aynı muhtevada değil. Secdede Allah'a yakın olmakla Allah'a ulaşmak aynı şeyler değil. Uslat insanın ruhunun dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılarak seyri sülükle sırat-ı mustakim üzerinden Allah'a ulaşmasıdır. Miraç, Üç vücudun birden Allah'ın zatına ulaşması ama Allah'ın zatına ifna olmadan tekrar geriye dönüş halidir. Uslat Allah'ın zatında yok oluşu ifade eder. Uslat'ta sadece ruh vardır, miraçta ruh da vardır, nefs de vardır, fizik vücut da vardır. Hadis, namaz müminin miracıdır. Dolayısıyla, bu muhtevada olaya baktığımız zaman secde halinde kişinin Allah'a en yakın olması tevazu açısından bir özelliği ifade ediyor. Araf suresinin 206. ayet-i kerimesinde allah Teala huzur namazından bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبُنُونَ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ <laughs> يَسْجُدُونَ Allah'ın katında olanlar, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler, onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Muminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde ise, قَطَّفْ لَحَلْ مُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتٍ خَاشِهُونَ onlar namazlarında huşu içindedirler. Rahat 20-21'de ise onlar Allah'ın Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Huşu sahibidirler. Kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Dolayısıyla secde vaziyetinde namazda olmakla ruhun Allah'a ulaşması aynı şeyler değil. Kişi daha mürşidine tabi olur olmaz zemin kat tane dergahta secdeye varabilir ama henüz ruhu Allah'ın zatına ulaşmamış, Allah'ın zatında yok olmamıştır. Yedi kademedeki nefs ses ruhun sirat-ı müstakim üzerinden yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alem geçerek yoktukta Allah'ın zatına ulaşması ve yok olması o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bu tane hocam konumuzla ilgili iyi gün görürseniz bir videomuz daha var. İnşallah. Ondan yayınlamak isteriz. Allah Teala ihlasa ulaşmamız için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir insanı nasıl değiştirir? Devamlı zikretmek, Allah'a anmak, insanı temiz duygular verir. Kötü duygulardan arındırır. Zikir insanın kalbini temizler. Kalbinden ya da içinden geçen bir şeyi ne kadar çok dillendirirsen bilinçaltına o kadar oturuyor. Örnek Allah ismi. Allah ismini ne kadar çok tekrarlarsan ona daha çok yaklaşıyorsun. Ağzından ne kadar az çıkarsa ondan daha çok uzaklaşıyorsun. Bir de şöyle bir şey var yani e, inançlıysan bunu saklamanın, bunun diline vurmamasının ya da bunu insan içinde konuşamamanın yani ayıp bir tarafı yok. Ya mutlaka ki bir yaradan var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Benim bir surede aklıma takılan bir şey var. Ben bunu açık açık Kur'an-ı Kerim'den okudum. Diyor ki yaradan benim yolladığım bu kitabın surelerinden ve ayetlerinden maddi ve manevi menfaat elde eden kafirdir diyor. Doğru mu? Ya bu açık açık besbayan ayet var. Kafirdir diyor. Allah kafirdir diyor. E şimdi kalk bu imamların arkasında namaz kıl hadi. <laughs> hocam bir misafirimiz Allah ismini ne kadar çok tekrarlarsan o kadar daha Allah'a yaklaşıyorsun. Ağzından ne kadar az çıkarsa ondan uzaklaşıyorsun dedi. Allah'a yakınlığın ölçüsü zikir midir Muhtemelen hocam? Evet gerçekten Allah'a yakınlığın ölçüsü zikirdir. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde allah Teala فَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. وَاشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ Şükredin, küfredenlerden olmayın. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde اَنَّهَا دَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ مَا اِمَّا Biz onlara ve onları yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. allah Teala'nın bize bahşettiği bu dünyaya ait olan fiziki nimetleri, Allah'ın bize verdiği fiziki nimetleri çevremizdeki insanlara infak edersek şükrümüze eda etmiş oluruz. Ama eğer manevi nimetleri infak edersek hamdimizi <laughs> eda etmiş oluruz. Ve Allah'a giden yolun şükür ve hamdtan geçtiğini bilmemiz lazım. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve teslimlere baktığımız zaman Müzemi Suresinin 8. ayet-i az zikirle ruhun teslimi, Asap 41'de çok zikirle fizik vücut teslimi, İsa 103'te daimi zikirle nefsin tesliminin gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse dinimizin adı İslam ise İslam Allah'a teslim olmak. Ben mutlak surette bu teslimi gerçekleştirmeliyim diye kişi iradesiyle talep etmelidir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. Zikir vasıtası kişi her gün biraz daha Allah'a şükreden bir pozisyona getirir. Kişi mümin olmadıkça, küfürden kurtulmadıkça ne kadar zikretse etsin kalbinde hiçbir şey gerçekleşmez. Allah'a tevekkül edenler zikirlerini giderek arttıracaklardır. Artan zikir o kişiyi daha üst noktalara götürecektir. İmam-ı Şafii'nin ben kendi zekatım dediği noktaya gelmesi zikir sayesinde'dir. Zikirle ancak buna ulaşılabilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu hocam uygun görürseniz konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlamak isteriz. İnşallah. İhlas makamına ulaşmamız için Kur'an-ı Kerim'de hikmet sahibi alimlere, mürşitlere tabi olmamızı allah Teala farz kılmış. Mürşide tabiiyet sizin için ne ifade ediyor? benim düşüncem, benim düşüncem tarikat, cemaat, efendim yok mezhep bunlar yoktur kardeşim. Bir tek ben Muhammed'e inanırım, Kur'an-ı Kerim'e inanırım, Allah'a inanırım. Ben araya giren insanlara inanmam, onlara dua etmem. Bir tek Allah'a dua ederim. Kur'an-ı Kerim'de size bu konuda ayet söylesek. Mesela secde 24'te Allah diyor ki ben diyor insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimden imanlar tayin. Yok abi, ben tanımam. Ben bir tek Allah'ı tanırım. Sürüden ayrılanı kurt yer. Yani bir mürşide, bir cemaate bağlı olmakla ne yapmış oluruz? Kötü ortamlardan, kötülüklerden uzak durmuş oluruz. Oralar Allah'ın kelamıyla zikredilen yerler. Allah'ın Allah-u Teala'nın konuşulduğu yerler, sohbetler. Oralara durmakta biz kötülüklerden uzak olacağımız için bunu yapmak lazım. Ailesinde eğer ki yeterli ona yol gösteren bir hayat yoksa, siz emin olun onun eline kutsal kitabı da verseniz, uygulamalı görmedikten sonra o çocuk bunu ya yapmayacak. Yani onun için aile terbiyesi çok önemli. Mutlaka hocam bir misafirimiz tarikat, cemaat, mezhep yoktur. Ben bir tek Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e, Allah'a inanırım araya giren insanlara inanmam dedi. Allah ile insan arasında niçin Resuller vardır Muhterem Hocam? Gerçekten allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her zaman parçasında mutlak surette Allah ile insanlar arasında elçi olan Resuller olacağını ifade ediyor. Hemen o yedi tane meşhur ayet-i kerimimizi ekrana getirirsek onun üzerinden açıklayabiliriz. Allah Teala buyuruyor ki ben resullerimi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyorum. Öyleyse kesinlikle hiçbir insan kulu yoktur ki kadın erkek onun yaşadığı dönemde ona Allah'ın ayetlerini açıklayan bir resul olmasın. Bu resulün birinci görevi Allah'a davet etmek. Tebliğ buradan gaye o Resul ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için bir cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde sizi cehenneme gitmekle uyarıyorum. Öyleyse cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah'ın ayetleriyle dünya hayatında ulaşmayı kalben dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yerin cehennem olduğunu size bildiren oldu. Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Nisa 64. Resuller, Resul'e itaat Allah'a itaattir. Öyleyse Resul'e isyan da Allah'a isyandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese ve Resul'e itaat etmese o isyandadır. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi o kavmin ana lisanıyla vazifeli kılarız. Yani Resul Allah'ın ayetlerini o kavmin ana lisanıyla açıklıyor. Nahl 36'da andolsun biz bütün ümmetlerin içerisinden Allah'a kul olsunlar ve tağuta olmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsettik. Yine Resul var. İsra 15 Resul göndermesem azap etmem. Ömer 71 Sezer Resul geldi mi geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Cennetlikler zaten Resulün tebliğiyle o müjdeye kavuşmuşlar. Yunus 47'de de hiçbir zaman dilimi yoktur ki o insanlar arasında adaleti gerçekleştiren bir Allah'ın Resulü olmasın. Allah ile insanlar arasındaki Resuller hidayete erdirmek, insanların hidayetine vesile olmak ve eğer bu Resuller arasında seçilen devrin imamı ise hidayete erdirmek için varlar. İşte secde 24 ve cealna minhum eymeten bi emrina lema seberu ve kanu bayatina Bu nebilerin olmadığı kavim resullerinden Allah'ın seçtiği devrin imamını ifade ediyor. Şeriat kitaplarının kendisine indirildiği Kur'an-ı Kerim'de şey peygamberse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinden zikrediliyor ve Bakara 151'de 5 görevle vazifeli olan Resul'ün hidayete erdiren olduğunu Allah bize açıklıyor. Muminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resul'lerimizi ard arda gönderiyoruz. Rad 7'de İnnema ente min zurun Rad 20 sen bir uyarıcısın Ve likulli kavmin hadin Her kavim için kesinlikle bir hidayetçi vardır. Her kavim için, her ümmet için bir hidayetçi kesinlikle var. Rad 7. Yakulullezine keferu la unzile ayatun min Kafirler derler ki ona bir mucize gelmeliydi. Enne sen bir uyarıcısın ve li hadin her kavim için yani her kavim için mutlaka bir hidayetçi bir Allah'ın resulü kesinlikle vardır. İnsanlık tarihi boyunca Allah ile insanlar arasında Allah'ın söylediklerini işitebilen ve insanlara nakletmek üzere allah Teala tarafından tayin edilen bir nebi, bir resul, bir nezir, bir hidayetçi, bir davetçi hep olmuştur. Nasıl insan bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü ise insanların arasında da Allah'ın vazifeleri ve gene diğer insanlarla Allah arasında birer köprü durumundadırlar. Evet. İnsanın dışındaki bütün da Allah arasında insan bir köprüdür. Ama insanlarla Allah arasında da Allah'ın Resulleri köprüdür. Elçilerdir ve allah Teala'nın tevdi ettiği görevleri insanlar onlardan öğrenmek durumundalar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Muhtemelen hocam uygun görürseniz Denizli'den Ali Doğan Bey bize bir görüntüde sual ulaştırmış. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Cabur Hocam. Bütün Denizli kardeşlerim adına ellerini öper. Sizi çok ama çok ama sevdiğimi belirtirim inşallah Cabur Hocam. Müsaadenlerinizle inşallah bu akşam da bir sorumuz olacak Cabur Hocam inşallah. İhlasa ulaşmayan bir kişi ihlastaki bir insan gibi davranabilir mi Cabur Hocam inşallah? Bunu soracaktım inşallah. Güzel açıklamalarınızla teşekkür eder. Tekrar saygıyla önünüzde eğilir. Ellerinizi öper. Sizi çok ama çok çok ama çok sevdiğimizi belirtirim inşallah acaba hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Ali kardeşim biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün denizli kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. İhlastaki bir insanın sahip olduğu şartları kişi ihlasa ermeden de yerine getirebilirse elbette Örneğin daimi zikre ulaşan herkes kesinlikle dört tane vasıf ve üç tane sonuç şartının sahibidir. Ve bu insan yüzde yüz dünya saadetini yaşıyor. O kişi için artık bir negativitenin var olması söz konusu değil. Çünkü daimi zikirde her an hayır işliyor, Kur'an ayetlerinin hepsini biliyor. Bilmiyorsa Allah'tan öğrenme hakkına sahip ihtilaflı olan konuları Allah'tan aldığı hükümle çözüyor. Ama bir insan daimi zikre ulaşmadan da bunu gerçekleştirebilir mi? Evet. Daimi zikirdeki bir insanın başkasının kendisine yapmış olduğu zulmü o kişi zulüm olarak görmeyecektir. Sadece bir hayır olarak görecektir. Öyleyse hayra kişinin bir engelleme koyması mümkün değil. Yetmez kişinin nefsinde 19 afetten eser kalmamıştır. 19 tane faziletin sahibidir. Onu bir başkasına zulmetmesi <laughs> mümkün değil? Devamlı hayırla davranması söz konusudur. Yani başkalarından kendisine ulaşan ya bir fayda ya bir hayırdır. E, daimi zikredeki bir insan bunu biliyor. Kendisi de 19 tane faziletin sahibi olmasıyla kendisinden başkasına ulaşan hep hayır olacaktır. Fayda diyecektim. Fayda olabilmesi başkasından kendisine bir hayrın ulaşması Hayır kendisine ulaştığı zaman ona bir fayda ama hayır yapan kişi için bir hayır derecat kazanımıdır. Ama 24 saat kişi devamlı derecat kazanan ehli hayır olması hasebiyle o kişi, o insan başkasına devamlı fayda veren birisidir. Hayrün naz, tenfe'ün naz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Şimdi ihlasa ulaşmadan da İhlas kademesinin şartlarını yerine getirmemiz mümkün mü? Eğer o davranışı sergileyebilirseniz elbette. İhlasın yedi şartı var. Birincisi, talepsizlik. İkincisi, doğru düşünme alışkanlığı. Üçüncüsü, iradenin güçlendirilmesi. Dördüncüsü manevi çıplaklık. Beşincisi muhatabın ortadan kaldırılması. Altıncısı hayır ve yedincisi sevgi. Dolayısıyla bu şartları yerine getiren bir insan elbette ihlasın standartları içerisinde bir davranış sergileyebilir. Buradan en önemlisi özellikle nedir? Talepsizlik ve doğru düşünme alışkanlığı. Yani Allah'ın ayetleriyle düşünebilme. Geri kalanlar zaten Allah'ın gerçekleştirdiği bir hakikattir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam bir izleyicimiz Fetih Suresinin 10. ayet kerimesini açıklar mısınız? Allah sizden sonsuz razı olsun. Fetih Suresinin 10. ayet kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْتُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْذ۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاَنَّمَا يَنْكِسُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَ Aleyhullahu fe seyyutuni ecren Akabe'de sana biadetler gerçekten Allah'a biad etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Ama kim bundan sonra fe ne kesefen ve yenkisü nefsi Bundan sonra kim ahdini bozarsa bu takdirde sadece kendi nefsinin aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri ayetleri yerine getirmediği için derecesini naksa düşürür. Kim de Allah'a olan ahdlerini vefa ederse ben avfa bi Allahu aleyhi kim Allah'a olan ahdini ifa eder yerine getirirse yeminini misakini ahdini yerine getirirse o zaman da ona en büyük mükafat ecrun azim verilecektir. Cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir. Allah razı olsun. Allah sizden Söz olsun hocam uygun görseniz Kocaeli'den İzmir, ee, Enver Dündar Bey bize bir görüntülü sual ulaştırmış. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cephur Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hocam izniniz olsa bir, bir sualim olacak inşallah. İhlas sahibi kullara şeytanın tesir edemeyeceği doğru mudur? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Evet, ihlas sahibi kullara şeytan tesir edemez. Evvela ihlas sahibi kul daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olan kişi nefsin manevi kalbindeki 19 afeti temizlemiştir. Şeytan sadece afetlere tesir edebilir. Eğer daimi zikirdeki kişinin kalbinde afetler yoksa o zaman şeytanın pençelerini geçirebildiği bir etki alanı yoktur. Nitekim Hicr suresinin 39 40. ayet-i iblis diyor ki: Kale fe bima ğwaytani beni azdırmana yemin ederim. Ne yüzden ne lan felardi vallahu en yer dünya hayatını onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadetel muklesin ama ihlas sahibi kulların müstesna." Öyleyse ihlas sahibi kullar Kesinlikle şeytanın artık pençelerini geçiremediği kullardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Uhtanam hocam bir izleyicimiz kaliteli zikir nasıl yapılır? Her Allah zikri aynı dereceyi mi nuru kalbe getirir? Allah razı olsun. Hayır çünkü rabıtası olmayan, Allah'a ulaşma dileği olmayan kişinin yapacağı zikir ona derece kazandırsa dahi kesinlikle boşa gidiyor. Çünkü Allah rahim esmasıyla tecelli etmediği takdirde o kişi Allah'a zikretse dahi rahmet gelmez. Gelse nur yolu açılmadığı için kalbe giremez ve o kişi zikirden gerekli faydayı sağlayamaz. Ama zikrin kaliteli olabilmesi mutlak sureti o kişinin kalbin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduktan sonra zikirde başlaması lazım. Böylesi bir zikir hadis suresinin 28. ayet-i iki çift nuru birden o kişinin kalbine getirir. Ya yuvallezine amin ve amene bir <laughs> rasuli. Allah'a karşı takva sahibinin Allah'a ulaşmayı dileyin ve Resulüne iman edin. Yutikum kufleyni min rahmeti. Rahmetinden iki kat. Rahmet ve fazl, rahmet ve selavat. Rahmet bir taşıyıcı ama fazıllar ve selavat fazıllar kalpte toplanıcı selavat da bağlayıcı oluyor. Yeşallekum nuren temşine bihi o nurla insanlar arasında yürümeniz için ve yeğfir ve mağfiret etmeniz için. Allahu gafurun rahim. Öyleyse kaliteli zikir kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olup zikir dersine başladığı zaman gerçekleşen bir olgudur. Allah razı olsun. Allah size sonsuz olsun, olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam kardeşlerimizle beraber bir işte çalışıyorum. İş saatleri çok yoğun, çok yoruluyorum. Ailem artık yüzünü göremiyoruz diyor. Ve eski işime dönmemi istiyorlar. Bu konuda ne yapmam doğrudur. Allah razı olsun. Tamam bu sualini yazdır. Biz de senin adını efendimiz arz edelim. Bu şekliyle gelen cevabı sana ulaştıralım. Bu konuda ben bir bilgi sahibi değilim. Allah razı olsun. Allah size sonuç razı olsun. İzleyicimizin ikinci evet. suali Muhterem hocam. Görevlerimi yapmakta çok zorlanıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Allah razı olsun. Görevlerimi yapmakta çok zorlanıyorum diyen kişi o zaman çevresinde o görevleri rahatlıkla yapan kardeşlerimize bakmalı. Onu kendilerine örnek itaat etmeli. Ya bu kişinin de durumu benden farklı. O kolay ya yapabiliyor. Ben niye zorlanıyorum. O zaman ona sual sorarsanız onun iştiyakinden faydalanırsınız. Onun insanlara olan hizmetinden örnek alırsınız. Ve sen de eğer o istikamette iştiyak sahibi olursan gerekli hacet namazıyla Allah'tan yardım istersen göreceksin ki Allah'ın yardımıyla sen de kolaylıkla o görevleri yapan birisi olursun inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam annem kanser hastası. Son zamanlarını yaşıyor ve Allah'a ulaşmayı Defalarca anlatmama rağmen kabul etmedi. Ben hizmetlere gidiyorum ama yetmiyor. Daha çok gitmek istiyorum. Anneme bakmak bana hizmet gibi gelmiyor. Ne tavsiye edersiniz? Allah razı olsun. Yani dilemiyorsa sen yine tamam o vazifenden de ihmal kar olma ama senin Allah yolundaki hizmete iştiyak sahibi olman da çok pozitif bir olay. Hiç bırakma hatta günbegün gün hizmetini artır. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir işimiz muhtemel Hocam. Nizaya düşmek ile başkalarının davranışlarını şikayet aynı şey midir? Allah razı olsun. Niza düşmek ayrılığa düşmektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen kişi. 7 ayet-i kerime grubu gelince şeytanın adımlarına tabi olmayın o sığa bir düşmandır. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen. Kimdir şeytana lokma olanlar? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen. Ama Peygamber Efendimiz hadisini burada bitirmiyor. Sürüden ayrılan da kurt kapar. Sürüden ayrılan kişi kimdir? 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduktan sonra gerekli hizmetin içinde bulunmasa zikir azalmasının için çünkü zikrini arttırması lazım. Zikir azalmasının içerisine girer de gerekli hizmetin içinde bulunmasa o zaman sürüden ayrılarını da kurt kapar. Yani o kişi nefsinin esiri olur. Dolayısıyla bu iki noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey kesinlikle zikrimizi arttırmak zikri hangi oranda arttırmak istiyorsak o oranda hizmetimizi arttırmak gerekiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ensar olun. Yani Allah'ın yardımcıları. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah'ın insanları hep mutlu etmek istikametinde bir emri vardır. O zaman mutsuz insanları mutlu etmek Allah'a yardım etmektir. Onun da giriş kapısı bir dilektir. Bu istikamete kim bir hizmetin içerisinde olursa allah Teala o hizmeti kendisine kabul ediyor. Dolayısıyla Allah'a davet eden, Allah'a yardım edenler onların en üst seviyede zikirlerini arttıran putullah ulaşacak olanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Her kavimde bir tane bir Resul vardır. Mesela Efendimiz'den başka Türkiye'de Resul var mıdır? Allah razı olsun. Hayır her kavimin Resulü tektir. Zaten وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولٍ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ resul. O Resuller zincirin halkaları gibi ilk başlangıcı Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Kıyamete kadar devam ediyor. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala'nın boşluk olmadan vazifeli kıldığı veli Resullerden aralarında bir boşluk yok. Ama dikkatle bakın. Nebiler arasında, nebi resuller arasında bir fetret dönemi var. Sebebi ne? Çünkü Nebi Resullere Allah şeriat kitabı veriyor. Ve son şeriat kitabı da Kur'an-ı Kerim. E bir daha şeriat kitabı gelmeyecekse o zaman bir daha peygamberin gelmesi mümkün değil, söz konusu değil. O zaman son şeriat kitabı kendisine verilen Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz aynı zamanda son Nebi, Hatemül Enbiya'dır. Ama her devirde bu Kur'an-ı Kerim'i o bulundukları kavmin ana insanı, insanlara açıklayacak olan Resulleri ardarda arda Allah gönderiyor. Muminin suresinin 44. ayet kerimesi. Biz Resullerimizi ardarda göndeririz. İşte buranın arasında fetret dönemi yok. Ve o Resuller onlara Allah'ın hakikatlerini bildiriyorlar. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Size Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Cennetlikler bunu itiraf ediyorlar. Evet onlar da itiraf ediyorlar. Resuller bize hakla geldiler, hidayette geldiler. Öyleyse her iki taraf kesinlikle itiraf ediyor ki yaşadıkları dönemlerde cehennemlik olsun, cennetlik olsun kendilerine bu tebliği yapan hak Allah'ın vazifeli olan veli Resulleri hep var olmuştur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Fizik vücut tesliminde sabrın önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Yani fizik vücut tesliminde de nefsin tesliminde de kesinlikle sabır sahibi olmak durumundayız. allah Teala'nın Kur'an ayetlerine baktığımız zaman yedi safa sabrı görüyoruz. Bu yedi safa sabrın başında, birinci safada kesinlikle evet, Omin'in suresinin 111. ayet i onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler oldular. Nefs Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bakara 155. Bakara 45'te onlar sabır ve namazla mürşitlerini talep etmişler. Hud 11 Sabredenler ve salih amel, nefseskesi yapanlar Enfal 46. Sabreden muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Haç 35. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir. Ali 7 17. Onlar sabreden sadıklardır. Asr 3. Onlar iradenin de Allah'a teslim eden, sabrı tavsiye edenlerdir. Öyleyse görüyorsunuz, dinin yedi safhasının yedisinde de sabır vardır. Allah razı olsun. Allah sonsuza olsun. Biz izleyicimiz Muhittim Hocam, insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama mürşide tabi olmadan ölüyorsa bu insanlar hak mümindir diyebilir miyiz? Allah razı olsun. E tabi yani o kişiye allah Teala Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde kalbin Allah'a ulaşmayı dilediği için onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele dediğine göre kesinlikle onlar cennetle müjdelenenlerdir. Cennete giren bir kafir asla söz konusu değil. Cennete girenlerin hepsi müminlerdir. O zaman kalbine iman giren bir kişidir. Henüz kalbine iman yazılmasa dahi kalbine iman giren bir kişidir. Kimdir o? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Nitekim Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde biz amen olduk diyenlere allah Teala diyor ki henüz kalbinize iman girmedi. Öyleyse nasıl kalbe iman girmeyenler varsa kalbine iman girenler vardır. Kalben takva sahibi olan herkes kurtuluştadır. Alimran şey Yunus suresinin 63. ayet kerimesinde ellezine amenu ve kan yattaku. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz takva sahibi mümin peygamberin halidir. Takva sahibi mümin kalbine iman giren kişidir. Takva sahibi mümin peygamberin halidir. Takva sahibi mümin birinci safa takva olsa kalbine iman giren kişidir. Allah razı olsun. Allah istersen söz olsun. olsun. Mutluluk hocam bir izleyicimiz Yusuf suresi 18. ayette Yakup aleyhisselam artık bundan sonra benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır diyor. Güzel sabrı bize açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. E tabi peygamberlerin hepsinin sabrı güzel sabrı, sabrın cemildir. Yani az evvel yedi, yedi safa sabrı ifade ettik. Bu yedi safa sabrın sonundadır yani. İradelerini de Allah'a teslim etmiş. Allah'ın tasarrufundadırlar. Peygamberlerin gösterdiği sabırdan daha üst seviyede bir sabır yoktur. Mesela Allah-u Teala ulu hazm nebilerinden bahsederken özellikle Ahkab suresinin 35. ayet-i kerimesi Ulul azm nebisinin temel vasfı sabır sahibi olmalarıdır. Onu hemen gösterelim. Akaf 35. bir kema sebere ulul azm minel resulü. Ulul azmi resuller gibi siz de sabredin. La testecillehum. Onlar için acele etmeyin. Kennehum yevme yaravnehu ma yuadunel lem yelbusu ila saaten min nahar. O gün onlar diyecekler ki biz gününüzün bir saatinden fazla kalmadık. Bela onlara tebliğ et. Vel illa kavmil fasikun. Sadece kimler helak olur? Fasik kavim. Yani zikretmeyen, kalben zikretmeyen kişi mutlaka helak olacaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhtemelen hocam bir izleyicimiz, e, muhterem efendimiz sohbetinde kim insanları Allah'a davet ediyorsa başkaları için yaşıyor demektir buyuruyor. Efendimizin bu sözleri ışığında başkaları için yaşamanın muhtevasında başka hangi hizmetleri yapmamız gerekir? Allah razı olsun. En üst hizmet budur sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah insanları çok seviyor ve sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk bir dilektir. Allah'a davettir. Bu dilek yoksa dünyada olan hiçbir şey sizi mutlu edemez. Sadece insanı mutlu edecek olan Allah'tır. Ve bu dilek Allah'a davettir. Dolayısıyla ondan sonra mutlu edecek olan size namazdır, mutlu edecek olan zikirdir veya yani bu konularda siz kime vesile oluyorsanız hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Siz birisini Allah'a ulaşmayı dilemesine vesilesiniz. O kişi hangi derecesi kazanırsa siz de kazanıyorsunuz. Siz bir kişinin namaz kılmasına vesile olmuşsunuz. O namazdan o kişi mutlu hangi mutlu yaşayacaksa siz de yaşıyorsunuz. Bütün emirlerde Allah'ın Kur'an'da vaziyette bütün emirlerde bu durum böyledir inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Azerbaycan'dan Ayaz Mehmetli. Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde hepiniz buraya sahabe gibi olmak için geldiniz. Hepinizin ne olduğunu, hedefinizin ne olduğunu sakın unutmayın. Muhterem Hocam, sahabenin hepsi salah makamına ulaştığına göre bizler için sahabe gibi olmak hedefinin öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Evet, sahabe nasıl 7-4 teslimi yaşamışlarsa bizler de onlar gibi ruhumuzu ki bu Allah'ın garantisindedir bir dilektir. Ondan sonra asıl yerine getirmemiz gereken fizik vücut teslimi. Çünkü dik yokuş fizik vücut teslimidir. allah Teala Beled Suresinin 10. ayet-i biz onlara iki yol gösterdik. Birisi hidayet yolu, diğeri de delalet yolu. Hidayet yolu ve gay yolu. Delalet yolu. Ve felak hamel akabete, Onlar akabeyi geçemediler. Ma edrake mel akabe. O akabe dik yokuş nedir bilir misin? Fekü rekabetin. O rehenin fekkidir. Kölenin azadidir. Yani fizik vücudun Allah'a teslimidir. Öyleyse dik yokuş fizik vücudun Allah'a teslimidir. Daimi zikir daha ondan sonra gelmesine rağmen neden? Özellikle o. Çünkü 18 saat zikre ulaşan bir insan bu demektir ki yatağından kalkar kalkmaz tekrar yatağa yatıncaya kadar gündüzün devamlı Allah'ı zikrederek her şey yapıyor. Otururken de zikrediyor, ayaktayken de zikrediyor. Geceleyin zaten yan üstü yatarken de zikredecektir. 18 saat zikir o kişi öyle bir noktaya ulaştırır ki yatağına yatar yatmaz zikirle uyuyacak ve günün birinde daimi zikir Allah onu ulaştırırsa zikirle kalkacaktır. Yani 24 saat zikreden birisidir. Dolayısıyla Allah'a giden yolun dört tesliminden en zor olanı fizik vücut teslimidir bu dünya hayatına ait. Ruhun teslimi en kolay olandır. En zor olan fizik vücut teslimi daha sonra nefsin teslimi gelir. İradenin teslimi istisnasız otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz diyeceğimiz muhterem hocam. Rabıta nasıl kurulur? Allah razı olsun. Rabıtayı kurmak için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize tabi olmanız lazım. Rabıtayı Allah'tan talepte bulunacaksın hacet namazıyla. Mesela mürşidi dört rekatlık bir hacet namazına bakalım beraberce. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra ilas Felaknaz. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İlas Felaknaz. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra dördüncü rekat aynen. Ve kişi Allah'tan mürşid değil neyi isteyecektir? Rabıtayı isteyecektir. Bu namaz yani Rab, hacet namazını rapta için yaparsanız Perşembe Cuma'ya bağlayan gece, kandil geceleri veya Ramazan'ın bütün gecelerinde. Dua bitince rapta kurmak için bu namazı kıldıysanız 3 ayet ikisi okuyacaksınız ve yatağınızı yatar yatağız devamlı zikirle ile uyuyacaksınız. Allah-u Teala'dan gelen yardımla muhakkak ki o yardımı Allah size verirse o zaman müsait olduğunuz zaman dilim içerisinde abdestli olarak seccade üzerinde Efendimiz'i düşünerek onunla muhabbet etmenin gayreti içinde olacaksınız. Allah size nasip ederse dolayısıyla rabıtanız gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mutlum hocam yine konumuzla ilgili bir sorumuz. Bir misafirimiz insanın iç dünyasında doğuştan gelen inanma güdüsü var. Ama toplumun bakışçısı yüzünden kimisi daha dışında yaşıyor, kimisi daha içinde yaşıyor dedi. Topluma bakış, toplumun bakışı insanları dinden uzaklaştırabilir mi Muhterem Hocam? Evet. Kesinlikle eski Allah dostlarının söylediği bir söz var. Doktorun hastaya reçete vermesi değil, yeterli değil. Doktor Allah'ın mürşitleridir. Biraz kendi gayreti ve çevre koşulları. Öyleyse insanı Allah'a yakın kılan üç temel faktörden bir tanesi Allah'ın tayiniti mürşittir. Diğeri de kişinin gayreti. Üçüncüsü de çevre koşulları. Eğer siz Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir çevredeki bu dergah ortamıdır. Böyle bir çevrede bulunuyorsanız devamlı bu dergah hayatı sizi Allah'a yakın kılacaktır. Ama yok Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlediği bir yerde zamanınızı harcıyorsanız bu da sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Tamamen çevre çok çok önemli. Elbette mürşidin nimeti, elbette sizin gayretiniz ama çevreyi de hiçbir zaman yabana atmayın. Ya bir dergah ortamında yetişeceksiniz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurdu gibi arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. El merru ala dini halili. Dergah hayatında senin gibi Allah'a teslim olmak isteyen etrafında insanlar olacaktır. Sen zikri unuttuğun zaman onlar hep sana hatırlatacaktır. Ama dergah dışında Allah'ın emirlerini yerine getirmediği yasakların işlendiği bir ortamda devamlı şeytanın tesiri altında hep huzursuz, mutsuz bir hayatı hem kendini mutsuz edeceksin hem de davranışlarını etraftaki insanları mutsuz edeceksin ve devamlı Allah'tan uzaklaşan birisi olacaksın. Dolayısıyla çevrenin Allah'ın Allah'tan uzaklaşmada bir fonksiyonu var mı? Yüzde yüz evet. Allah razı olsun. Allah'tan sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam Tegabun Suresi 14'te düşmanlık yapan aile fertlerinden sakının derken ne demek isteniyor? Hukuk yoluna gidilebilir anlamı çıkıyor mu burada? Allah razı olsun. Bir daha söyler misin? İnşallah Muhtemelen Hocam. Tekabun Suresi 14. ayet-i kerimede düşmanlık yapan aile fertlerinden sakınmanın, sakının derken ne demek isteniyor? Hukuk yoluna gidilebilir anlamı çıkıyor mu? Burada kendiniz değil eğer gerçekten ya yolle zine aminu amin oluyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan birisin. Çünkü Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü en eftel amel nedir? Peygamber Efendimiz diyor ki Allah ve Resulüne imandır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü biz amelden sorduk. Ama sen bize imandan cevap veriyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyuruyor ki imansız amelin kimseye faydası yok. Şimdi bu ayete baktığınız zaman Ya eyvallezine ile başlıyor. Öyleyse bu amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişidir. Ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişi sizin eşlerinizden, evlatlarınızdan size düşman olanlar olabilir. Onları affedin. Sosyal hayattaki davranış biçimimiz kesinlikle haftır. Onlardan gelen negatif. Çünkü o şekilde. Ve hoş görün ve takfiru. Bağışlayın. Böyle yaparsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Ama eğer siz böyle bir durumla karşılaşırsanız, sualinizi bağlı olduğunuz mürşide sorarsanız, o size hukuki yola başvurabilirsin derse tamam. Ama demediği takdirde kendi kafanla ben bu ayetten şunu çıkartıyorum, öyleyse hukuki yollara başvuracağım dediğin an, hayır. Bu ayetin içerisinde hukuki yollara başvurmak yoktur. O anlam çıkmıyor. Bu ayette aslında karşı taraf ne yaparsa yapsın, affedeceksin, hoş göreceksin ve bağışlayacaksın. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun Sultan Hocam. Bize ulaşan çok sayıda dua talebi var inşallah. Ve bugün de geldik programımızın sonuna son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz son, razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.